Birincisi tüp bebek keyfi olarak yapılan bir işlem değil. Yani bir çift ne zaman çocuk sahibi olmaya çalışıp da olamadığını fark ettiğinde şanslarını arttırmak için tüp bebek yapılması gerekiyorsa bizim yapmamız gereken yaşlarını geriye alamayacağımıza göre eğer görece ileri bir yaştalarsa o yaşta beklenen, onların durumunu yaşayan hangi nedenle çocukları olmuyorsa o yaşta ve o gereksinime bağlı tüp bebek uygulamalarının başarı şanslarını kendilerine gerçekçi ve anlayabilecekleri bir dilde söylemektir. Dolayısıyla daha sonra bu tedavinin gerektirdiği zamanı, duygusal ve maddi yatırımı yapmayı o şansa değer görürlerse, çiftler tedaviyi objektif olarak seçerek yapabilirler. Ama bunu söylemekle beraber kaba birkaç çerçeve çizilebilir. Kadının yaşı daha genç olduğu sürece yumurtaların içinde genetik olarak sağlam olma oranı artacağından tedavinin başarı şansı daha yüksektir. Yaş ilerledikçe azalır. Dünyada bildirilen en yaşlı tüp bebek doğumu kendi yumurtalarıyla 46-47 yaşında olmakla beraber tabii ki insanlar etrafında işte bizim bir tanıdığımız vardı 50 yaşında doğum yaptı gibi şeyler duyabilirler. Doğurgan olan kadınların menopozun ilk yıllarında bile doğum yapması olası bir şey ama bu o kadar nadir bir durum ki hani yıl başında milli piyango kazanmak gibi birçok ülkede 45'in 46'ın üzerinde genel olarak tüp bebek uygulaması tavsiye edilmemektedir.